Senin çorbandan yapmaya çalıştım kızım. Hani Toprak Bey çok beğenmişti hatırlarsan. Seninki kadar olmasa da elimden geldiğince işte. Alo. Ha Kazım Efendi. Bir dakika, bir dakika. Kızım bana varıyor. Benim bunu halletmem lazım. Sen şunu götürüver. Alo. Ha Kazım Efendi. Ha. Şimdi. 5 kilo patates. 'Toprak Bey. Halide teyze benim çorbadan yapmış sevdiniz diye. Telefon gelince soğumasın diye ben getirdim. Sağ olun Fidan Hanım. Size de buraya kadar zahmet ettirdim. Ne demek Toprak Bey, ne zahmeti? Ben yardımcı olayım size, buyurun. Hem siz bunları dert etmeyin. Burak da çok korkmuş. Siz hastalandınız diye nasıl üzüldü bir görseniz. Tabii yarın uçurtmaya gidemeyecek diye de biraz üzgündü. Evet. Yarın için çok heyecanlı. Şimdi onu kırmamak lazım. Zaten hassas bir çocuk. Ben çorbayı içeyim. Bu tarife güveniyorum. Toparlarım. İçmeden önce bir ateşinizi ölçsek mi? Olur. Ateşiniz yükselmiş. Doktora haber versek mi? Ben önce çorbaya şans tanıyalım derim. Kızacaksınız ona biliyorum ama yine de söyleyeceğim. Kocası hastayken Aydan Hanım'ın iş peşinde koşması normal mi yani? Adam zaten neler atlattı da kalktı ayağa. Ne yapsın kızım? Yapılması gereken işler. Koca şirketin sorumluluğu, düğün işleri. Benim kocam hasta olacak, şirket mirket tanımam. İki elim kan da olsa gelirim valla. Çocuğun bakıcısı ilgileniyor kocasıyla. Bir bana mı acayip geliyor bu? Yalansa yalan diyeyim. Ben odama çıkıyorum. Bir şey olsa haber verirsin anne. Tamam oğlum. Allah rahatlık versin. Seher, senin de çenene vurdu bu akşam. Hadi ye yemeğini de toplayalım şu sofrayı, hadi. Ben senin neden yemek istemediğini biliyorum galiba. Yarın uçurtmaya gidemeyeceğiz diye canın sıkkın değil mi? Yani babamın hasta olmasını da üzülüyorum ama keşke tam uçurtma öncesi olmasaydı. Ama belki de baban bu akşam toparlar. Öyle olursa yarın gidebiliriz. Gerçekten mi? Yani kesin konuşamıyorum ama bu da bir ihtimal. O yüzden bence şimdiden üzülmemize hiç gerek yok. Hem ben senin yerinde olsaydım özellikle bu akşam yemeğimi çok güzel yemeye çalışırdım.
Neden? E diyelim ki baban iyileşti. Diyelim ki biz yarın o bahsettiğim tepeye gidebildik. E sen şimdi az yemiş, böyle zayıf bir çocuk olarak uçurtmayla beraber uçup gidiverirsen biz ne yapacağız? Canım benim, tabii ya. Ne yaparım ben o zaman? Bizim de hemen senin peşinden uçmamız lazım. Seni gidip oradan yakalamamız lazım. Ama büyükler çocuklar kadar kolay uçamıyor. O zaman ne yapacağız? Aferin sana. Hele bir yarın olsun. Sizi oraya bir götüreyim. Al bakalım. Getiremedim daha. Bir gün her şeyi unutsan mesela. Unutsan mesela. Beni de unut, beni de unutur musun? Kendimi unuturum. Seni yine unutmam. Konusunda ne kadar vardı Asya? Asya niye konuşmuyorsun? Niye susuyorsun? Eve geldik ya. Gerildim. Şimdi annem bir sürü laf söyleyecek yine. Bunu sonra konuşalım olur mu? Asya gel kızım. Adnan Bey sana hediye göndermiş. Gel de bir bak, nasıl güzel anlatamam. Dikkat edin. Sıkı tutunun. Ateş mi çıktı yine acaba? Ne kötülerse? Bakmak da lazım ama. Toprak Bey. Toprak Bey. Dikkat edin. Toprak Bey. Sıkı tutunun. Toprak Bey. Dikkat edin. Uyanın, kabus görüyorsunuz. Toprak Hayır. Bey. Hayır. Oof.